Geçen senenin son 2 yılının Avrupa şampiyonu, son yılın dünya şampiyonuydum tabii bu dünya şampiyonasına giderken. Bu sene de hedef tabii ki de altın madalyayla olimpiyat vizesi almaktı. Bu sene bronz nasip oldu. Geçen sene yendiğim İran rakibime yarı finalde tarihsiz müsabaka oldu, kaybettim. Ama geçen sene 2-2 ile kapatmıştım. Bu sene yine Avrupa şampiyonuyla yoluma devam ediyordum. Yine tabii altın madalya için görecek. Çok iyi hazırlandık. Gerçekten o süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Gereken her şeyi yaptık. Ama bronz nasip oldu. Olimpiyat senesi öncesinde kazanılan bu olimpiyat kotası ve bronz madalyanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok çetin müsabakalar yapıldı. Olimpiyatlardan önceki dünya şampiyonası her zaman en zor müsabakalardır. Çünkü sikletimizde 40'a yakın sporcu vardı. 40 benim sikletimde vardı. 86 kilolarda 50 kişi. 50'şer 40'ar ülke. Yani çok zorlu bir dünya şampiyonası geçirdiğimizi söyleyebilirim. Gerekli dersleri çıkaracağız. İnşallah Paris Olimpiyatlarına daha iyi hazırlanacağız. Tüm ekibimiz, işte Abdullah hocamız, kulübümüz, tüm federasyonumuz, işte genç kardeşlerimiz İbrahim de kota aldı. Beraber antrenman yaptık. Onun da kota alması çok önemliydi. İki tane kotayla döndük. İnşallah 6'da 6 ile olimpiyata gitmek nasip olur serbest takım olarak. Şimdi Grokoremen takımımız halen devam edecek müsabakalar. Onlara da başarılar diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Paris'te tekrardan inşallah altın sözü verelim milletimize. Bunu tekrardan altına çevirmek de bizim elimizde. Bir tık daha fazla çalışmak gerekiyor demek ki. Bir tık daha doğru çalışmak gerekiyor demek ki. Biz bunların bilincinde olan sporcularız. Yıllardır da bu bilinçteyiz, bu tecrübedeyiz. Bir şeyleri değiştirip bir dokunuşlarla, ufak dokunuşlarla inşallah tekrardan o altına çok yakınız, uzak değiliz. Niye ikinci kez inşallah Paris'te altın madalya gelmesin? Bunun için var gücümüze çalışacağız. Ben de bronz madalya müsabakasına çıktım. Bununla birlikte hani üçüncü olamadım ama ülkemi olimpiyatlarda temsil etme başarısını göstereceğim inşallah. Olimpiyatlarda çok daha farklı çalışıp, çok daha iyi çalışıp ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Bakalım hayırlısıyla. Burada Abdullah hocamız olsun, kulübümüz olsun, bizim de çok çok iyi ilgilendiler. Çok güzel bir hazırlık dönemimiz oldu ama hani madalya kazandıramadım. Bakalım hayırlısı çok daha farklı olur inşallah. Gönül isterdi ki altın madalyalar kazanalım. Ama tabii son 4 yılın en önemli, en güçlü dünya şampiyonasıydı. Zaten biz bunu biliyorduk. Tabii burada özellikle takım kaptan Mustafa Akgül 14 yıldır zirvede. Yani şimdi her şeyi biz Taha'nın sırtına yüklemişiz. Hep Taha şampiyon olsun istiyoruz. Dile kolay. Baktığımız zaman onun Avrupa şampiyonluğu var, dünya şampiyonluğu var, bir olimpiyat şampiyonluğu var. Artık Taha'dan sonra yeni kardeşlerimiz İbrahim gibi ya da diğer sporcularımıza biraz daha bu yükü sırtlarına yükleyip inşallah Taha'yı da rahatlatmak istiyoruz. Tabii ki önümüzde zor bir süreç var, 10,5 ay var. İnşallah ekibimizle beraber güzel bir şekilde oraya hazırlanıp inşallah olimpiyatlarda 2016 olimpiyatlarında Taha Akgül olimpiyat şampiyonu olmuştu. İkinci olimpiyat şampiyonluğumuzu kazandırıp ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz. Teknik ekibimiz, sporcularımız, federasyonumuz, bakanlığımız ve özellikle bütün şu an mesela İbrahim'de, Taha'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi Askispor'da bu büyük hizmetler var. Bize hizmetlerinin sonunda herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onların hizmetleri olmasa zaten biz bu madalyaları kazanamayız. O yüzden biz 10,5 ay boyunca ekibimizle beraber kenetlenip bu milletin yüzünü tekrar 2024 Paris Olimpiyatlarında güldürüp güzel bir şekilde ülkemize dönmek istiyoruz. Bize bu onuru, gururu yaşattılar. Burada teşekkür etmek istediğim bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Bey'imiz var. O bütün maddi desteklerini ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. İnşallah daha iyi şeyler olacak.